Bir TMSF yöntemi geliştirdi bu iktidar. TMSF yayın kuruluşlarına el koyuyordu. El koyduğu yayın kuruluşları da iktidarın yandaşı yayın kuruluşları haline dönüşüp gazeteler, televizyonlar bu şekliyle el değiştiriyordu. Şimdi bu TMSF yöntemine biz Tayyip Erdoğan'a mevduat sağlama fonu demiştik o zaman. Şimdi buna anlaşılıyor ki yeni bir yöntem daha eklemeye başlamışsınız. Mafyanın, çetenin, çetelerin, mafyaların iş adamlarına çöküp de nasıl haraç alıyorsa yeni bir medya sağlama yöntemi tarihimize girmiş, çökme yöntemiyle iş adamlarına çöküp 630 milyon doları topla, ondan sonra da yayın kuruluşlarını iktidarın yanına al taşı. Şimdi Sayın Başbakan'ı biliyoruz, sürekli söylediği bir şey vardı, yırtık ayakkabıyla siyasete girdim diye. Ve bugün dünyanın en zengin başbakanları arasında. Başbakanlık sitesine girdiğinizde 3,5 milyon liraya yakın nakit para ve hisselerinden bahsediliyor. WikiLeaks belgelerine girdiğinizde İsviçre bankalarındaki 8 ayrı hesaptan bahsediliyor. Doğrudur, yanlıştır. Bunu bilemem ama bilinen bir şey var. Kayıtlara düşen şeyler unutulmaz. Ekim 1994 Sayın Başbakan o dönemde daha İstanbul Belediye Başkanı. 6 tane villası var demişler, yaptığı açıklama kendisinin. Hayır diyor, neredeymiş o 6 tane villa? Kasımpaşa'da bir dairem var. Teslim almak üzere olduğum Maltepe'de bir kooperatif dairesi var. Bolluca'da 346 metrekarelik bir arsa ve ortağı olduğum şirket dışında başka hiçbir mal varlığım yok diyor 1994 yılı. Bugün milyonlarca dolarlık servet sahibi başbakan, 1994'ten bu yana belediye başkanlığı ve milletvekilliği dışında hiçbir iş yapmadı ama bilinen servetiyle dünyanın en zengin başbakanları arasında. Bilinen servetiyle diyorum. Şimdi bu yolsuzluk soruşturmaları ortaya çıktıktan sonra, kayıtlardan biliyorum, bu ortaya çıktıktan sonra bir şeyi daha görüyoruz. Bir de başbakanın paralel serveti var. Hani paralel devlet diyorsunuz ya, başbakanın bir de paralel serveti var. Kendi üzerine kayıtlı olmadığı iş adamlarına hükümet gücünü kullanarak çöküp haraç mezat toplayarak ATV Sabah grubu gibi medya gruplarını kendi kontrolüne aldığı, dolaylı olarak sahip olduğu bir paralel serveti varmış Sayın Başbakan'ın. 17 Aralık'tan sonra bunlar birer birer ispatlanmaya, delillenmeye başladı.